Herkese merhabalar. Şimdi emlak vergisiyle ilgili yine önemli bilgiler vermek istiyorum. Emlak vergisi biliyorsunuz bütün gayrimenkul sahiplerinin ödemesi gereken bir vergi. Şimdi onun da bazı muafiyetleri var. Bunlara sahip olan kişiler emlak vergisi ödemez. Bunların kimler olduğunu izah edeceğim bu videoda. Emlak vergisi her yıl Mart ilk taksit, iki taksit şeklinde de ödenebiliyor. Peşin bir taksitte de ödenebilir. Mart ayında başlıyor ödemeleri, Mayıs'a kadar devam ediyor. 31 Mayıs tarihine kadar ilk taksit, ikinci taksit de Kasım ayında ödeniyor emlak vergisinin. İsteyen bunu tek taksitte de ödeyebiliyor. Şimdi en önemli konu emlak vergisinden kimler muaf? O kısmı ben açıklamak istiyorum. Bu videoyu onun için çektim. Bu bilgilendirmeyi yapmak amacıyla. Yoksa bütün gayrimenkul sahiplerini kapsayan bir vergi emlak vergisi. Şimdi muaf olan kişiler büyük bir kesim var. Yani hiç geliri olmayanlar, emekliler, gaziler, şehitler, dul ve şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar ve tek evi varsa emlak vergisi ödemez. Ödeyenleri de geri alabilir. Yani bilgisi yoktur. İşte ödemiştir. Geriye dönük dilekçe verip 5 yılı geri alabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi hiç geliri olmayan, bunu belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarına aldıkları aylıkla emekli, dul, yetim, ölüm ve mağluliyet aylığı sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Onu belirteyim. Yani bunun için bazı şartlarını da yerine getirmeleri gerekiyor. Vergiden muaf olabilmek için en önemli şart bu kişilerin tek evinin olması. Bu kişiler Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskendeki hisseye sahip olmaları halinde sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyorlar. Bunun için de ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermek zorundalar. Yani buraya vermeleri yeterli. Muafiyetten yararlanan kişilerin hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari olsun, sanayi ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz geliri ve benzeri bir gelirin olmaması gerekiyor. 2021 yılı için 43 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi diyorum bakın, fon payı gibi gelir varsa sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz. Yani muafiyetten yararlanamaz. Muafiyetini de bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor. Bunun için de belediyenin emlak birimine vergi usul kanunu madde 120 taksim 2 120 taksim 2'ye dayanak gösterilerek düzeltme dilekçesi verilmesi yeterli oluyor. Bu bilgiyi vermek istedim. Dediğim gibi sahip olduğu tek evi kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar vergiden muaf sayılıyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf sayılıyor. Yani bir tane evi olacak, onu kiraya verecek, kendisi de başka bir yerde kirada. O şekilde onlar da muaf oluyor. Onu söyleyeyim. Ayrıca yine 2021 yılında emekli olanlar bu muafiyetten 2022'den itibaren tek konutu varsa muaf olabilecekler. Onu da belirtmek istiyorum. Mesela karının bir tane evi var, muaf. Kocasında bir tane evi var, o da muaf oluyor yani. İkisi de emekli diyelim, ayrı ayrı tek evi varsa her biri kendisi adına muafiyet oluyor. Ama mesela işte hanımının iki evi var, eşin bir evi var. Hanımı muafiyetten yararlanamıyor. Öyle izah edeyim. Şimdi yılın sadece belirli zamanlarında oturulan yazlık, dağ evi, yayla evi gibi evlerde evlak vergisi muafiyeti uygulanmıyor. Sadece sürekli ikamet edilen meskenler için vergi muafiyeti sağlanıyor.
Yani yılın belli dönemlerinde kullanılan konutlar için vergi muafiyeti yok. Hatta vergiden muaf olan kişilerin hem bir evi hem de yazlığı varsa ikisi için de ödeme yapması gerekiyor. Bunları belirteyim dedim. Yani mesela yazlığı vardır ve bu tek evidir, sürekli oturuyordur. Bunu belgelerle kanıtlanması durumunda da muafiyet talep edilebilir. Onu da beyan edeyim. Dediğim gibi emlak vergisinde muafiyet tek konut olacak. Başka bir geliri olmayacak. Bunları belirteyim. Yani eğer bunları bilmeden de emlak vergisi ödediyse geriye dönük son 5 yıl içinde bunları iadesini talep edebiliyor. Bu kadar yani güzel bir bilgi olduğunu düşünüyorum emlak vergisi muafiyetinin. Umarım mesela takipçi sayımdan en az bir kişi, 2-3 kişi bile bu durumdan yararlansa benim için iyi bir haber. Mutlu oluyorum bana yazdıklarında. İşte bazen benim açıklamalarım vasıtasıyla çok olumlu dönüşler alıyorum. Bu bilgileri vermek açıkçası böyle geri dönüşleri olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. Bana bunları yorumlarınızda da yazarsanız sevinirim. Ayrıca sorularınıza hafta sonları cevap vereceğim. Bilginiz olsun. Bunu tekrar söylüyorum yoğunluktan dolayı. Bazen sorular oluyor. İşte cevap vermiyorsunuz isyanı var. Dediğim gibi hafta sonları oturup tek tek her birine cevap veriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.